Evet arkadaşlar, kanalımın ikinci motovlog videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gazemir Optimum tarafında bir işim var. Optimum'a gidiyorum. Hem çıkmışken tekrar bir motovlog videosu çekeyim dedim. Ayrıca ilk motovlog videomun altına bir yorum geldi. Motor hakkında biraz işte deneyimleri paylaşır mısın gibisinden, inceleme gibi, böyle işte memnun musun gibi bize deneyimlerini aktarırsan memnun olurum diye bir yorum geldi. Ben de o yorumu dikkate alarak burada hem bir motovlog olacak hem de 4000 kilometreyi devirdim. 4500 kilometreye yaklaştım motorda. Neler yaşadım? Memnun muyum, değil miyim? İşte CF Moto 250 CLX alınır mı, alınmaz mı? İşte hakkını veriyor mu fiyatının falan, bu tarz konulara değineceğim. Şimdi buradan bir otobana çıkacağız. Otobandan Buca'yı çevreden dolanıp Optimum'un oraya iniş yapacağız arkadaşlar. Biz o tarafa doğru yol alırken şöyle ben yavaştan anlatmaya başlayayım. Ben motoru alalı 7 ay oluyor. 7 aydır kullanıyorum arkadaşlar. Sıfır aldım. Şöyle alırken ben de çok aslında biraz tereddütlerim vardı. Çünkü hani işin içine Çin girince insan bir değil, iki değil, belki 10 kez düşünüyor. Çünkü işin içinde Çin varsa bir sahtelik, bir fakelik, bir şey olur diye düşünüyor. Ben de biraz o ön yargıyla baktım ama sonra bir araştırdığımda alternatiflerine göre gerçekten çok uygun bir fiyatı vardı. Yani benim ilk motor almaya heveslendiğimde birkaç seçenek belirlemiştim. CF Moto haricinde, yani CF Moto'ya gelmeden önce birkaç seçeneğim vardı. İşte bunlardan birisi KTM 250 veya 390 Duke'tu. Özellikle KTM'ye çok yükselmiştim ama hani şey, fiyat avantajı sağladığı için sonra araştırdım, baktım. CF Moto daha uygun. O günkü bütçem de buna elverişliydi. Ben de direkt gittim. Ayrıca biraz da CF Moto'ya da bakmıştım. Herkesin yorumu bu Çin motoru değil. İşte CF Moto artık bu işi aşmış, yapıyor adamlar, bayağı rekabet ediyor diğer markalarla gibi yorumlar yapıyordu. Ben de dedim madem öyle alalım, görelim dedim. Gittim aldım motoru. Motoru aldım, işte motor elime ulaştı. Çok beklemedim bu arada, stokta vardı. Yani motoru aldım, 3 gün sonra elimdeydi. İşte o 3 günde trafik tescil işlemleri falan sürüyor. Ayrıca bu konu da gerçekten önemli. Şöyle, ben bunu almadan önce Yamaha'yı, bayisini aradım. Ne bileyim, birkaç böyle Honda'yı falan aradım. Yani bana 7-8 ay sonraya, o da hani kesin dedi, 7-8 ay sonraya randevu veriyorlardı. O zaman gel konuşalım diye. Yani kesin de değil, gel bakarız. O zaman geldiğinde hani insanlar zaten kapış kapış götürüyor o motorları. Yani çok sıkıntılı stokta motor olmadığı için. Bunu gittim CF Moto bayisine. CF Moto bayisine hatta dedim, motor var mı elinizde, ben bunu alacağım. Ya var dedi, 3 gün sonra elinde. O da 2 günde trafik tescil işlemleri, işte ruhsatta odur budur, bunlar olduğu için sürecek dedi. İyi dedim, hemen direkt işte işlemleri yaptık. Ben motorumu aldım arkadaşlar. İlk motora böyle bir bindim. Benim beklentim biraz şeydi, daha kötü, işte ne olacak, işte Çin malı, bir motosiklet gibiydi. İlk sürdüğümde gayet şaşırdım motoru arkadaşlar. Böyle şey, böyle motor atik, gitmek istiyor yani, öyle boğulmuyor, şey yapmıyor. Bu çok hoşuma gitti. Çünkü tamam 250cc ama hani ben o kadar da şeydir, böyle işte göstermelik 250cc'dir gibi bir algı vardı kafamda. O algıyı kırmış oldu ilk deneyimimle birlikte. Motor gerçekten kalkışı, duruşu, şeyi rahat, kendini sürdürüyor yani, öyle söyleyeyim. Sadece eksik olarak arka freni biraz sıkıntılı.
Yani arka frene çok güvenmemeniz gerekiyor. Ön fren güzel. Hatta ilk zamanlar şu an daha iyi tutuyor bu arada. İlk zamanlar arka freni yok gibiydi. Şaşırdım, hatta servise falan sordum. Bu böyle dediler. Öyle olunca sadece ön fren kullanıyordum ilk zamanlar. Şimdi yine biraz daha iyi. Kullandıkça herhalde biraz daha şey oldu arka fren balatası. Arka freni biraz kötü. O yönden hani iyi diyemem. Ama genel kullanım olarak bakarsak son derece aldığı ücretin, işte fiyatının hakkını veren bir motor arkadaşlar. Bir de dediğim gibi hani diğerleri stokta yok. Bunu daha kolay bulabiliyorsunuz. O yüzden hani gidip atıyorum Yamaha MT-25 gidip 2015-2016 model, ne bileyim işte 100 takla atmış Yamaha MT-25 alana kadar girince FMoto 250 NK alın, 250 CLX alın, ne bileyim 250 SR alın, sıfır alın daha mantıklı. Bana öyle geliyor. Biraz da bu açıdan da yaklaştım. Çünkü diğer markaları almış olsam %99 ikinci el alacaktım ve benim içime sinmeyecekti. Böyle yani şey olarak bu şekilde almış oldum. Ondan sonra işte bunun bir şeyi oluyor. 300'de bakıma götürmesini istiyor CF Moto servise. Yani ilk bakımı 300 kilometrede ya. İlk bakımı 1000'de değil, 300 kilometrede. Sonra 300 kilometreden sonra bir de 1000'de bakıma gitmeniz gerekiyor. Yani ilk 1000 rodaj bakımı olarak geçiyor. 300'de ilk işte bir aldın, bir motoru çalıştırdın, gittin, fabrikasyon yağının değişimi falan filan, bu tarz bir bakım olarak algılanıyor. 300.000, 5.000, 10.000, 15.000, ondan sonrası 5.000'ler, 5.000, 5.000 gidiliyor arkadaşlar. Ben şimdi 4.500 kilometre civarında bir yol yaptım, 500 kilometre kaldı 5.000'e. 5.000'den sonra tekrar bir bakıma sokacağım. Burada yine işte yağısı değişecek falan, bir genel bir rutin bakım olacak, öyle. Şimdi otoyola geldik, biraz gaza basacağım ama yol kalabalık. Şöyle, motorun hızlanması gidişi hakkında da şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi motor ilk aldığımda bana 5-6 bin deviri geçme falan demişti aldığım yer. Ben de ilk 1000 kilometreye kadar o şekilde kullandım motoru. O şekilde kullanırken böyle sanki motor şey, böyle tam gücünü göstermiyor gibiydi. Sonra ben 1000 kilometreye geçtikten sonra motoru biraz daha üst devirlerde kullanmaya başladım. İşte motoru üst devirlerde kullanmaya başlayınca motorun potansiyelini görmüş oldum. Motor gerçekten böyle üst devirlere hızlanınca gitmek istiyor. Yani gücünü gösteriyor. Bana öyle geldi. Yani tabii ki de ben çok fazla bir motor deneyimim yok. Diğer markaların nasıl olduğunu bilmiyorum ama bana öyle bir şey verdi, öyle bir his verdi. Öyle olunca da hoşuma gitti. Daha böyle 7-8 bin devirlere doğru kullanırsanız vites değişimlerinde daha böyle şeyli gidiyor motor, atik gidiyor. Böyle yani genel olarak hani memnunum şeyden. Ufak tefek aksaklıkları var mı? Var işte, dediğim gibi arka freni çok iyi değil. Onun dışında lastikleri, orijinal lastik üstündeki lastiklerine çok güvenemiyorum. Yani hani bunun lastikler için de yapılan yorumlara baktığımızda evet çok kötü lastik değil. Hani iyice o kadar aşırı dandik değil ama aşırı iyi de değil böyle. Belli bir seviyeden sonra insan korkuyor hani sağa sola yatmaya falan dönüşlerde. Açıkçası yavaş dönmeye çalışıyorum. Yanımızdan geçti mesela bir tanesi. Yamaha mı? Yamaha galiba, tam göremedim ama. İşte lastikler CST marka, böyle bir bazen bana sürerken de şöyle bir his verdi. Bazen gerçekten çok iyi tutuyor. Hani şöyle sağ sol yaptığında motorun yola yapıştığını hissedebiliyorum. Ama bazen de sanki böyle bir sağ bir sol yapsam direkt kayıp düşecekmişim gibi hissediyorum. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Eğer CL 250 CLX alırsanız lastiklere
aşırı güvenmeyin ama aşırı şey de değil, aşırı kötü de değil, orta halli bir lastik yani. Böyle genel olarak deneyimlerim. Yani sadece şöyle bir sıkıntı var, eksi yönü olarak. Servisleri biraz kötü, yani şöyle kötü. Evet, git götürdüğünüzde bir şekilde bakılıyor ama böyle bisiklet tamircisinden bozma gibi çoğu. Yani kaliteli olanları var, birkaç tane öyle gördüm. Bir tane gördüm gerçi İzmir'de, daha kurumsal görünen bir servis var. Diğerlerine baktığımda böyle daha küçük işte mahalle arası motosiklet tamircisi gibi bir şey. Öyle olunca servisleri çok, bilmiyorum, çok güven vermiyor, çok kurumsal bir algı yaratmıyor. O yüzden mümkün olduğunca kurumsal görünümü olan servislere götürmeye çalışın aldığınızda. Bir şekilde onlar var, tek tük olsa da onları bulun. O servislerde bakımını, işte herhangi bir sorun olduğunda ne yapılacaksa. Bugün motorcu günü herhalde, her yer motor. Yolda kalabalık, çok da hızlanamıyorum. Öyle servis ağını çok beğenmedim. Yedek parça zor geliyor falan diyorlar. Yedek parça talebim olmadı henüz, umarım da olmaz. Yani genel olarak bakarsak çok çok böyle aşırı iyi değil, çok çok aşırı kötü değil. Orta halli bir başlangıç motoru olabilir. Hem de fiyat avantajını göz önünde bulundurursak, fiyatına göre sunduğu deneyim gayet iyi bence. Öyle bakmak lazım bu işe. Ha, bundan daha iyi bir motor alacak olur muyum ileride? Duruma göre evet, değişebilir. Ama şu an için bunu bir 10.000'e kadar herhalde kullanırım gibime geliyor. Şu an için öyle. Ama durum belli de olmaz ne olacağı. Bir 10.000 kilometre yapacağım büyük ihtimalle kesin bu motorda. Evet, buradan ineceğiz, biraz yavaşlayalım, yolda kalabalık. Aynen. Şimdi klasik bir inceleme videosu yapmak isterdim ama hani ben, kanalım o konsepte değil. Bir de zaten hani her yerde var işte torkudur, ne bileyim Newton metre, odur budur, böyle teknik detayları birçok yerde bulabilirsiniz. O yüzden hani o konulara çok değinmiyorum. Ben kullanırken neler deneyimledim onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın şunu mesela, şu an yatarak, hafif yatarak dönüyorum. Böyle güzel ama çok hızlı giderken bunu yapmak istemem. Yavaş giderken yapıyorum da hızlı giderken yapmak istemem. Böyle hafif sağa sola dönerken yatış şeyine, pozisyonuna, yüksek hızlarda, yani yüksek hızlar dedim zaten 110-120'dir. Zaten maksimum top speed'i de, bu arada hıza gelmişken, 150, hadi zorlarsanız 160 civarı bir hıza ulaşabilirsiniz bu motorda. Biraz da kullanımda yolun durumu falan önemli ama 150'yi yapıyor her türlü. 150'den sonrası biraz zorlama olur. Öyle söyleyeyim. Bu yolda her zaman olduğu gibi kalabalık. Benim sağa sola girmem lazım. Hatta yok, sola girmeyeceğim. Doğru, optimuma döneceğim ileriden. Sağdan gidebilirim, sıkıntı yok. İleriden U dönüşü yapacağız. Buradan yol alabiliriz, kıyıdan köşeden. Of. Yol burada şey olmuş, kaydırıyordu. Evet, böyle yerlerde kayabiliyor. Böyle yerlerde gerçi her motor kayar da. Yol böyle biraz çökmüş, orada kaydım. Şurayı girsek girebiliriz. Geç hadi, geç. Niye gitmiyorsun, git. Şöyle aradan geçeriz ya. Çok aralara girmek istemiyor ama zorla girdiriyorlar, gitmiyor çünkü. Trafik. Bu kavşak arkadaş her zaman kalabalık olur mu ya? İşte görün arkadaşlar, İzmir'in trafiğini.
Yani İstanbul'dan aşağı kalır bir trafik değil yani. İstanbul'la yarışır durumda artık İzmir'de. Evet, sağ taraf açıldı. Biz de sağdan gideceğiz zaten. Evet, optimum. Ya kamyon ne geziyorsun orada ya? Hadi git ya. Şu geçsin. Biz de geçelim. Aynen, sağda kalalım. Sağ daha rahat. Evet arkadaşlar, dediğim gibi genel olarak hani motorun kullanımını sunduğu deneyimi önerir misin alıp kullanmayı? Evet arkadaşlar, yani alınır bu motor bence. Belli bir düzeyde ise bütçeniz, alım elimin altında bulunsun, motorum olsun işte, ayağımı yerden kessin diyorsanız alınabilecek bir motor. Bir de CF Moto şöyle, diğer Çin markalarına kıyasla gerçekten şey, hani bir algısı var. Bana şöyle geliyor, şu benzetmeyi yapabilirim. Şimdi bir sürü Android telefon markası var, Çin malı. Bunların içinde iki tane de öne çıkan Çin malı telefon markası var. Biri Huawei, biri Xiaomi. Bana CF Moto motorların Huawei'yi gibi geliyor. Yani burada benzetme yaparsak marka algısı konusunda Huawei'ye benzetebiliriz. Öyle bir kanıtlamış bir yönü var yani. O yüzden bence alınır. Abicim sağ ol yol verdiğin için. Otobüs minibüs yol verdi bana. Geçebiliriz değil mi? Geçebiliriz. Evet, burada duracağız artık. Böyle şuradan bir kurtulayım ben sağdan. Yavaştan otoparka gireceğim. Evet. Yani arkadaşlar, genel olarak ben öneriyorum ya, alınır, neden alınmasın? Hiç motorunuz olmamasından kat kat daha iyidir. Hem de sıfır olarak bakılırsa bulunması daha kolay bir motor. Paranız varsa, bütçeniz varsa gidip çok gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Alın, kullanın yani. Hiç öyle çok da şey yapmayın, adamlar üretmiş. Yapmışlar yani, belli. Adamlar yapıyor bu işi. Evet arkadaşlar, ben şimdi Optimum'a gireceğim. Bu videoda bu kadar olsun. Genel olarak anlatmaya çalıştım. Tabii ki de eksikler vardır. Tam olarak anlatamamış olabilirim ama dediğim gibi genel olarak önerebileceğim bir motor. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Ya CF Moto reklamı gibi oldu ama yani şu devirde biraz daha hani fiyat performansa odaklanmak gerekiyor. Her şey çok pahalı. Öyle olduğu için güzel. Neyse arkadaşlar, ben videoyu burada kapatayım. Şimdi Optimum'la biraz işim var. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.